İki yarım tavuk döner, bir ayran, bir su kaç para? 90. 90. Ya ama bak abi böyle olmaz bak. Ben abi böyle olmaz ama. Olmaz abi. Sen bana üretimden sormuyorsun ki. Hep hesaptan kitaptan soruyorsun. Kasada bu duruyor. Ben mayın eşya gibi koca gün pakete gidiyorum. Baba ben ne yapayım üretimi? Tavuk nasıl pişer diyorsun? Sor. Evet sor ben söyleyeyim sana kaç derecede. Ama yazmamışlar bunu. İki yarım tavuk döner, bir ayran, bir su 90 lira. O zaman matematik sorusu sormayayım. Zaten sorma ben matematik öğretmenini gördüğüm zaman bile hazırlama geçiyorum hala. Son bir soru sorayım o zaman. Kızınızın kaç yaşında kızınız? 6. Bak onu ben söyleyeyim. 6 mı? Ya soru değil bu. Ya bir kere de bileyim de bıraksana. Bir kere de bileyim ne olacak? Soru bu değil. Tamam. Ya yaşı kaç dedim ben de cevap verdim. Tamam yani sen kendini hissedeceksen birkaç tane daha sorayım ama soru bu değil. Tamam. Kızınız seneye kaç yaşında olacak? 7. Bravo çok iyi gidiyorsun. İyiyim. Birer birer topluyorum da. Tamam. Üçer beşer çarpamıyorum. O zaman matematik sorusuna son. Konumuz edebiyat. Kızınızın anne kızlık soyadının üçüncü harfi kaç? İyi. İyi. Yumuşak ye, yumuşak ye. Ya iyi, iyi, iyi. Ya. Anne kızlık soyadının üçüncü harfi ne? İyi. İyi. Ben alıyorum bir tane daha o zaman. Matematik sorduk yok. Gene matematik. Edebiyat sorduk. Harfi de üçüncüye saramıyor musun? Peki tarih soruyorum. Sor. Şimdi işte bu. Dandana kan savaşı. Peki. Efendim? 1040. Dandana kan savaşının yapıldığı yıl 1040. Bunun yarısı kaç yapar? 720. 720. Ya 520 ben. 520! Ya sırf! Ya Kemal senin tarihin gerçekten iyiymiş ha. Çok müthiş. Son soruyu da bu etapla ilgili son soruyu da sormuş oldum. Matematikte zayıf olabilirsin. Edebiyatta hiç iyi gitmemiş olabilir. Abi ben bunu yedikten sonra her şeyde zayıf oluyorum. Ama buraya. Günün sonunda tarihte çok iyisin. Dandana kan savaşı sana bunu kazandırdı. Şimdi sıradaki oyunumuzda çiftlerden birine kulaklık vereceğim. Aa, en sevdiğim. Hah. Sonra ona diğerine eşiyle ilgili soru soracağız filan. Şimdi ben anlatacağım şeyi. Kulaklık önce kadında. Bunu bilmesi gereken kişi sensin. Ben Kemal'in verdiği cevabı bileceğim. Bravo, süpersin. Sesimi duyuyor musun? Ne dediğimi anlıyor musun? Anlamıyor. Oğlum böyle Serdar bir şey... Serdar abi yapma. Ya yapma ne, Serdar abi. Ne dediğimi abi. Anlıyor musun diyorum böyle yapıyorum. Ama kulağımda müzik var. Bağırmadan konuş be ya. Bağırarak mı konuşayım? Ya bağır. Abi bunlar sülalece Pavarotti. Bak biz ya. Onların akrabasına gittik çay içmeye polis geldi. Polis vukuat var diye mi geldi? Komşular şikayet etmiş kavga var diye. Polis geldi aa Hasan Aga siz misiniz dedi geri döndü. Gerçekten. Adam alışmış mahalle alışmış. Şu anda ne dediğimi duyuyor musun? Duymuyorum. Lan böyle iş mi olur yani? Tamam. Seyirciye dön. Döneyim. Bravo. Sen artık bir dön yani. Soru gelsin. Acık daha sessiz konuşalım. Kaç yıldır evlisiniz? 18. Her gün neredeyse aralıksız birliktesiniz. Evet. Doğru. Handa'nın bir kapatma düğmesi olduğunu keşfediyorsun. Hani be nerede? Allah'ım yarabbim. Hani be nerede o düğme? Nerede o düğme? O kadar aradım bulamadım. A. Günde bir kapatırım. B. Haftada bir kapatırım. Lazım olduğu zaman açsak. Sen oynayanla oyna sen. Sen oyna lan. Oyna yavrum sen. C. Ayda bir kapatırım. D. Lazım olduğu zaman açarım. Ben! Ya! Bu mudur cevabı? Evet. Tamam. Handan çıkarabilirsin. Kemal ne cevap vermiştir? Eğer doğru tahmin edemezsen biber yersin. İnşallah. Soru şu. Evet. 18 yıldır evlisiniz bildiğimiz kadarıyla. Evet. O günden bugüne de çok şükür berabersiniz. Kemal senin bir kapatma düğmen olduğunu keşfediyor. Ona sorduk. Ne sıklıkla kapatırsın? A. Günde bir kapatırım. Gene ben yiyeceğim. B. Haftada bir kapatırım. C. Ayda bir kapatırım. D. Lazım olduğu zaman açarım. Ne demiştir? Seyirciye baksam. Ben dondum abi. Bak ben maşallah dedi 100 gün yaşamaz bana bir baktı ben de kesin bir şeyler olacak. Tamam. Ya. Allah korusun. Günde bir, haftada bir, ayda bir lazım olduğu zaman açarım. Kesin lazım olduğu zaman açarım demiştir.
Ben biliyorum abi, malımı biliyorum. Elini öpeyim. Yok ki. Elini öpeyim ben. Ne yapayım? Yiyeyim bari. Mobilinizi işte. Normalde yemeyecektin. Ben... Ya adam buraya biber yemeye gelmiş. Abi benim ön lobda fosfor bitti. Tamam, ön lobda şu an benim fosfor ile düşünme yeteneğimi kaybettim. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biz ye diyene kadar yeme. Yes, peki. Buradaki beyefendilere soruyorum. Böyle bir düğme olsaydı günde bir kapatırım diyen delikanlılar. Günde bir kapatırsın. Eşin burada mı? Kaç yıllık evlisin arkadaş sen? Görürüm ben seni 5 sene sonra. Haftada bir kapatırım diyenler. Ayda bir kapatırım diyenler. Lazım geldiğinde açarım diyenler. Cevap vermeye hiç götü yemeyenler. Ama arada gene bir şey o var. O kadar belli ki. Evliler kaldırdı. Sonra hepsine bık bık 3 tane cevap. Peki. Şimdi Kemal'in kulaklarını tıkıyoruz. Şimdi Handan, daha önce biz Gerçekler Acıdır'da beraber yarıştık, eğlendik. Orada özellikle Kemal demişti ki Handan parayı çok severdi. Severim. Az önce de söyledi, hem de iki türlü dedi ki böyle sever. Biraz... İşte sana fırsat. Kısasa Kısas diye bir banka var. Bu banka sana bir kredi kartı gönderiyor ve bedava alışveriş yapıyorsun. Sadece harcadığın her 100 bin lira için Kemal 1 santim kısalıyor. Zaten yine ben yiyeceğim. Anlatalım bakalım. Tamam mı? Ne kadar alışveriş yaparsın? A. Her santimi kıymetli hiç harcamam. Ya birkaç santimine kıyarım. Kıyarım yani. Üçün beşin hesabını yapmayız artık. Ne anlatalım? B. Kemal 10 santim kısalsa ne olur ki? 1 milyon lira yapar. Beni kurtarır mı? C. Seni kurtaran şıklara geliyoruz. Kemal, 1 metre kalsa bana yeter. Yok ya. Yani kalan boyunu bilmiyorum ama nereden baksan 5-6 milyon yapar. D. Peter Pan'a kadar yolu var, ver coşku. Kesin bana gene bir şeyler gözüküyor ama hadi bakalım. Şimdi kesin şey diyecek, D diyecek o. Ama ben tabii insaflı olduğum için, canım kocamı sevdiğim için hayattaki en güzel yatırımım aslında. Yatırıma bak. O yüzden. Öyle demeyin, koca sigorta şirketini yedi adam ya. Evet. Yani 10 santim. Biz de parça yapabiliyor muyuz? 10 santim. Evet. 1 milyon yetiyor. Yetsin abi. 7-8 milyon var. Ve... Ya, ya 1 metre de... Ne var canım? Gerçek anlamda bir küçük Kemal'le gezeceksin. Ya şey zaten Kemal evin üçüncü çocuğu onda okeyim. Ama hani fiziksel olarak da o kadar düşmesin. Değil mi? Bir 10 evet, santim. 10 santim. 1 milyon lira. Yeter. 7-8 milyon biz olsun. Onu 3'e 5'e katlarız artık. Hadi inşallah bakalım. Hadi bakalım. Yani cevabın B. B. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Soru şu. Kısasa Kısas diye bir banka varmış. Kesin müdürü budur. Allah belanı versin. Kesin müdürü odur o. Ve bu, bu banka Handan'a bir kredi kartı veriyor ve harcama limitsiz. Sadece harcadığı her 100 bin lira için sen 1 santim kısalıyorsun. Daha ne kadar kısalayayım? A. Her santimi kıymetli, hiç harcamam demiştir. B. Kemal 10 santim kısalsa ne olur? C. Kemal'im 1 metre de kalsa bana yeter demiştir. C. Başka D'yi okuma hiç. D. Peter Pan'a kadar yolu var. Peter Pan'a yetişemedi o. C. Yani sen 1 metre kalıyorsun. Kalan her santimin 100 bin lira. Öyle mi oluyor? Anlayamadım. Yok, müziği çok yüksek verince ben de şey gitti. Bir daha sorayım. Limitsiz kredi kartı var. Onun. Hayır, şuradaki arkadaşı. Yok abi. Onu kendim... bizimle paylaşmak istiyor. Hayır. Gelsin paylaşsın. Limitsiz harcıyor ancak harcadığı her 100 bin lira için sen 1 santim kısalıyorsun. Handan harcamaz. Ben onun para harcadığını görmedim hiç. O hep biriktirir abi. Kapı yani kapı. Her santimi kıymetli hiç harcamam mı demiştir. Demiş olabilir evet. Bu geçen gün bana 22 senelik sigortam vardı değil mi senin dedi. Dedim evet. Neye sordun? Ne kadar maaş bağlarlar onu merak ediyorum dedi. Şimdi onun üstüne bir de sen bu soruyu soruyorsun. Bu bir işaret. Avukat var mı?
Ya bizim oradakiler artık bakmıyor. Her pazartesi boşayacağım ben oraya gidiyorum. Karar ver öyle gel kardeşim diyor. Nedir cevabın? C der be. Hangisi? Sen C. Bir metre mi kalıyorsun? Herhalde bir metre kalıyor. Vay be. Helal olsun. Ne dedi? Dedi ki 10 santim kısalsa ne olur dedi. 1 milyon liraya bitirdi işi. Dedin mi? Kıyamadım sana gene. Ya 10 santim kısalsa bir şey olmaz ama. 1.65'in 1.55'i kim ne yapsın? Ama senin söylediğinde de 1 metre kalıyorsun. 65, 6.5 milyon para yapıyor. 6.5'dan vazgeçtim. 1 milyona okey dedim. Sen hala 10 santim diyorsun. Bana sorsalardı koşulsuz direkt ederdim ben. Ama o kadar güzel anlattı ki 1 milyon liraya 10 santim kısaltığından bahsetmedi. 6,5 milyondan vazgeçtiğini söyledi işte. He bıçağı bana 6 santim sokmuş 2 santim geri çekmiş. Abi. İnsani. 6 santim sok 2 santim geri çıkar bir de ben sana bunun için minnet duyayım. Afiyet olsun. Peki bu kredi kartını kullanmak isteyen hanımları görebilir miyim? Kullanmak istemeyen var mı? Yok herhalde. Ya kaç santim diye soracağım da salak bir soru olacak. Sadece 10 santim için kullanırım diyenleri göreyim. Efendim? Ben saniyesinde 10 santim kısalırım. Hani bir hafta dayanma ihtimalim yok. AVM kapanana kadar benden şu kadarcık bir şey kalır. Bir lastik poşet 8 ay dayanıyor. Sen nasıl bir hafta dayanamacın? Peki boy kaç sorabilir miyim? 1.85. Abi o kadar bende olsa ben de sallarım ama kapıyı. Bizde 1.65 var. Gel la gel. Gel gel. Ona girenle bana giren bir mi? Gel gel. 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 Bir yan yana görelim sizi. Ama karşınızda 35 milyon lira var ha. Ya bütünden toplayınca öyle oluyor değil mi? Vallahi. Yani siz gene şanslısınız. Dediğim gibi ben saniyesinde hani onar onar azalır. Hani böyle bir santim mantim değiliz. Onar onar. Basamaklı olarak direkt. Eşin burada mı? Orada kendisi. Onaylıyor musunuz? O zaman işleminizi hemen yapıyorum. Ben de call center gibi onaylıyor musunuz diye. Çok teşekkür ederim. Çok acımasızsın be. Ama adam uzun. Fark etmez sen ona. Yap.